Yeni bir yazar isimleri telaffuzu videosundan daha merhaba. İlk videoda gördüğüm kadarıyla yorumlarda herkes bu tür videoları faydalı bulduğunu söylemiş. Çünkü bu tür videoları izleyince insan gerçekten de kendisine çok şey katıyor. Nasıl bir yazarın ismini nasıl telaffuz edeceğini ama özellikle de entel bir şekilde telaffuz edeceğini öğrenmiş oluyor. Açıkçası ben de çok faydalanıyorum. Ve 10-15 yazarla kısıtlı kalmamak açısından da size başka coğrafyalardaki yazarların isimlerini de hep beraber nasıl entel bir şekilde okuyacağımızı öğretmek istedim. Hadi o zaman videoya geçelim. Hemen en sevdiğim yazarlardan bir tanesiyle başlayabiliriz. Bu da Avusturya'nın en önemli yazarlarından birisi olan Stefan Zweig. Gördüğünüz gibi bu Z olayı Almanca'da çok önemlidir. Eğer bu Z'yi TS şeklinde okumazsanız metro turizmini o otobüslerindeki süspansiyon etkisini alamazsınız. Hop. Bu yüzden de Stefan Zweig'ı böyle biraz daha aklınızda metro turizmin otobüslerinin muhteşem süspansiyon etkisiyle okursanız sizin için daha entel bir şekilde görüneceğini düşünüyorum. O zaman hep beraber okuyalım. Stefan Zweig. Videonun başlangıcında da dediğim gibi farklı tür ve farklı coğrafyalardan yazarları nasıl okuyacağımızı öğreneceğimiz bir video olacaktı bu. O yüzden de fantastik ve bilim kurgu türündeki en önemli isimlerden biriyle devam ediyorum size. Ursula K. Le Guin. Gördüğünüz gibi yine soyad konusuna geliyoruz. Aynı Virginia Woolf'taki gibi ya da Stefan Zweig'taki gibi bu metro turizmin süspansiyon etkisiyle gelen yabancı isim telaffuz konusunu aynı şekilde Ursula K. Le Guin'de de alabiliriz. Bu soyadı okurken çok dikkatli olmanız gerekir. Çünkü bu gördüğünüz gibi bu şurada Adem elması vardır ya. Aslında Adem elması bu Ursula Kalle'nin adının nasıl okuyacağınızı yapabilmeniz konusunda konulmuş diye rivayetler var. Nerede bilmiyorum, kaynak da bilmiyorum. Zaten entel olmak da kaynaksız konuşmayı gerektirir. O yüzden de Ursula Kalle. Yine çok bilinen ve okunan hatta sevilen bir yazardan devam etmek istiyorum. Bu Amerikalı yazarın adını nasıl iyi bir şekilde ve şekil bir şekilde okuyabilirsek o kadar entel oluruz. Çünkü biliyorsunuz ki çok bilinen ve okunan yazarları ne kadar çok bilirsek ve daha çok okursak o kadar da entel olduğumuzu düşünürüz. Bu yüzden de bu yazarın adını kesinlikle doğru okumamız gerekir. Hemen okuyalım. Jack London. Jack London. Yavru kurt gibi kaçar, seke seke denizden geçer, Martini'den ayağına takar London. Acaba Barış Manço Hal Hal şarkısını yazarken Jack London mu okuyordu? Tüm hızımızla yazar isimleri telaffuz videosuna devam ediyoruz ve bir dahaki yazarımız Will.i.am Shakespeare. Bunu ne kadar robotik dille ve o zamanların İngiltere çağlarını hatırlatıcı bir şekilde söylerseniz, ortamlarda da o kadar postmodern, eklektik, grotesk, avantgard ve ambient görünürsünüz. Bu yüzden de bu yazarın adını tam olarak İngilizce grammar kurallarına göre okumanız gerekir. Hemen bir daha okuyalım. Will.i.am Shakespeare. Yes, you are. Farklı tür ve farklı coğrafyalardan devam edeceğimizi söylemiştim videoda. Bu yüzden de çok çok uzak coğrafyalardan bir yazarla devam etmek istiyorum. Hemen bu yazarın adını da nasıl telaffuz edeceğimizi hep beraber öğrenelim. Kenzaburo Uye. Kenzaburo Uye. Böyle Heimlich manevrasındaki o efekt gibi yaparsanız daha şekil ve entel görüneceğinizi biliyor muydunuz? Bu yüzden de bu yazarın ismi böyle okunursa sizin için daha akademik bir şekilde gerçekleşebilir. Hemen bir daha okuyalım. Kenzaburo. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, İngiltere'de şiirler yazarak hayatını kazanan bir lord varmış. Ve bu lordun bir gün karnı acıkmış. Çünkü İngiltere'de o kadar lezzetli yiyecekler yokmuş. Ve İzmit'in meşhur ününü duymuş. Bu meşhur ün de dönercilerinden geliyormuş. Biliyorsunuz ki İzmit'te Belse Plaza'nın orada çok ünlü dönercilerimiz vardır. Ve bu lord İzmit'te bu Belse Plaza dönercilerin önünden geçerken dönerciler o adamın ismini orada koymuşlar. Lord buyurun 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 buyurun. Buyurun. Buyursunlar. Buyurun. İçeri buyurmaz mısınız efendim? Buyurun.
Buyurun, beyefendi buyurun. Buyursunlar. İçeri buyurmaz mısınız? Kebap var. Selamlar aleyküm. Selam. Buyurun beyefendi, hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun. John Verdon. Teşekkürler John. Bu kadar çabuk beklemiyordum. Görüşürüz. Yine çok okunan ve bilinen bir yazardan devam etmek istiyorum yine. Ama bu yazarın da bir isminin bulunuş hikayesi var. Bir sokakta böyle şımarık ve özenti tipli kızlar geçiyormuş ve bir yazar görmüşler. O yazarın adını tam olarak orada koymuşlar. Size kızların konuşmasından küçük bir kesit sunuyorum şu an. Aa baksana şekerim, şuradaki yazarın adı ne ya? O da demiş ki hemen yanındaki kızda. Aa biz bu yazar ne diyor lan? Irvin diyorum. Ne diyorum? Irvin diyorum yani. Ne diyeceğiz ki başka? İşte bu yazarın adı da aynen böyle olmuştur. Siz de tam olarak böyle okursanız entel ve profesyonel bir şekilde okuma yapmış olabilirsiniz. Kör Baykuş, Hacı Aga gibi etkili kitaplarıyla bilinen bir İranlı yazarımıza geçmek istiyorum şu an. Fakat bir şey söylemek istiyorum öncesinde. Genelde bu yazarın adı ortamlarda hiç böyle şekil bir şekilde okunmuyor. Bunu fark ettim. Dümdüz bir şekilde okuyor insanlar. Fakat bu yazarın İranlı atmosferik death metal grubundan bir tanesine üye olduğu söylentileri var. O yüzden de böyle bir bağlantıyı daha etkili bir şekil bir şekilde kullanmak istiyorsanız size bu yazarın adını daha profesyonel bir şekilde okumak için size öneri sunacağım. O yüzden çok dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyorum beni ve başlıyorum. Sadır Koydayo! Gördüğünüz gibi Sadık Hidayet diye okumak yerine böyle death metal'in bir brutal vokal şeklinde okumayı tercih ederseniz o hidayetin olduğu yere Hidayet gibi bir etkili ve şekil bir telaffuz katmış olabilirsiniz. Siz de okumalar yaparken bunları göz ardı etmemenizi tavsiye ederim. Yine farklı coğrafyalardan devam ediyorum videoya ve aslında İzmit ve Kocaeli çevresinde ünlenen bir yazar olan Milan Kandıra'ya geçmek istiyorum. Bu yazarın adını çoğu kişi yine yanlış okuyor Sadık Hidayet gibi. Fakat bu yazar aslında Kandıralı bir yazardır ve soyadı etimolojik kökenleriyle birlikte Yunan zamanlarından Helenistik dönemlerine ve İzmit dönemlerinden Kandıra dönemlerine geçmiştir. Ve bu Kandıra dönemlerinden de soyadının nasıl şekil aldığını az çok anlayabiliyorsunuzdur. Gördüğünüz gibi adamın soyadı Kandıra, yani bildiğiniz bu etimolojik kökenden de anlaşılıyor. Bu harflerin sessiz harflerini alırsanız elinize Kandıra kalın elinizde. O zaman Kandıralı yazar olan Milan Kandıra'yı da size bu şekilde okumanızı tavsiye edebilirim. Çünkü gerek Milan Kandıra gerekse de İzmitçe, İzmit şivesi çok önemli şeylerdir. Zaten Var Olmanın Dayanılmaz Hafifliği yazarken de İzmit şivesindeki etimolojik kökenlerden yararlandığı söylenir. Telaffuz etmenin dayanılmaz hafifliği bu oğlum. Gelelim çok neşeli yazarlardan bir tanesine. Jaguar yayınlarının bastığı ve yine çok sevilen, çok okunan bir yazardan devam etmek istiyorum. Bu yazarın adı yine dümdüz bir şekilde okunabilir fakat o Uzak Doğu'daki bugüne kadar izlediğiniz filmler ve aklınızda kalan o sahnelerin de verdiği entelektüellikle beraber bir Malkoçoğlu okuyuşuna, Malkoçoğlu telaffuzuna bürüyebilirsiniz bu yazarı da. Aynı Yuhua gibi. Gördüğünüz gibi bu yazarı da böyle okursanız Uzak Doğu dövüş sanatlarını ve edebiyatı birleştirebilirsiniz. Ve ortamlarda hem Uzak Doğu dövüş sanatı bildiğinizi gösterirsiniz hem de edebiyat bilginizi sunarsınız. O yüzden hani size birisi hani yaşamak okudun mu diye soracak olursa evet yuhua! Okudum diye cevap verirseniz sizin hem karate bilginizi hem kung fu bilginizi hem de edebiyat bilginizi anlamış olabilir karşıdakiler. Evet, faydalı bir videonun daha sonuna geldik. Umarım yine bu video ortamlarda aşırı entel bir şekilde görünmek isteyen arkadaşlar için çok verimli ve faydalı bir süreç olmuştur. Sizin de tavsiyeleriniz ve bu şekilde telaffuz etmemi önerdiğiniz güzel isimli ve entel okumamız gereken yazarlar varsa tabii ki de yorumlarda belirtebilirsiniz. Çünkü entel olmak hepimizin hakkı. Tabii ki de şu an yazar konusuyla kısıtlı kalıyorum. Fakat belki ileride bu tür faydalı ve verimli videoları çeşitlendirebilirim. Fakat öncelikle edebiyatı bilmemiz gerekir ki hayatın diğer sanat dallarına geçiş yapabilelim.
Ve bunun da ben biraz daha entel, profesyonel, akademik ve profesyonel şekilde gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu da tabii ki de 30 yıldır edebiyat eleştirmenliği, yazarlığı, çevirmenliği ve eleştirmenliği kimliğimle söylüyorum size. Umarım dediğim gibi bu video herkes için faydalı olmuştur. Bir dahaki entel videolarda görüşmek üzere, esenlikle kalın.